Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi sizinle gövde atletizmle ilgili bir video paylaşacağım. Arkadaşlar şurada bir siyahlık görüyoruz. Burada gövde akıntımız yok. Ama bu içi içine şu anda akıyor ve ağacı içten içe yiyor arkadaşlar bu. Bunun Latince ismi var. Telaffuz edemiyorum. Pleopatra diye bir isim. O, kusura bakmayın onu telaffuz edemiyorum. Şimdi arkadaşlar ben bununla ilk olarak 2013'te karşılaştım. 2011'de diktiğim bahçelerde bu şekilde akıntılar olmaya başlamıştı. Ve bunlarla ilgili çok araştırma yaptık. Bulamadık. Sağ olsun Cengiz Bey. Şu an galiba Bartın'da görev yapıyor. O yardımcı oldu. O şu konuda yardımcı oldu. İlaç bana ilaç isimlerini söyledi. Biz de uyguladık ama ben yine ondan önce buraları kazıdım. İçindeki o siyah dokuyu kazdım ve ben oraya ilk bordo bulamacı sürmüştüm. Yani bordo bulamacı da sürülebilir. Bakırlı ilaçlar da kullanabilir. Şimdi şu yaramızı arkadaşlar bir açalım. Şöyle. Buradan akıntımız olmadı şükür. Şurada var bir akıntımız hafif bir şekilde. Gördünüz mü arkadaşlar? Akıntımız aktı. Şöyle hafif bir su aktı buradan. Akmaya da devam ediyor. Aktı. Evet. Suyumuz akıyor buradan. Arkadaşlar bu su akıtılmazsa eğer üstten aleyette veya luna uygulansanız dahi buradaki bu bakteri bu ağacı içine doğru yiyip bitiriyor. Onun için suyu akıtacağız ve şuradaki siyahlığı kazıyıp beyaz doku meydana çıkasaya kadar kazmaya devam edeceğiz. Şuralarda var mı? Buralarda yok. Zaten arkadaşlar ağacın gövdesi içe doğru çöküyor bu hastalıktan sonra. Arkadaşlar bu kazma işlemini yaptıktan sonra benim hazırlamış olduğum şurada bakır ne vardı? Bakır oksit ile bakır hidroksit var. İkisini karıştırdım. Buralara uyguluyorum. Ölsün şuradaki bakteriler. Arkadaşlar bu kökten gelen bir hastalık. Fazla sulamadan dolayı veya yakın sulamadan dolayı şu şekilde arkadaşlar damlamaları uzaklaştıracağız. Ben bunları bu şekilde uzaklaştırıyorum. Babam su almaz diye diplerine çekiyor. Uzaklaştırıyorum su almaz diye diplerine çekiyor. Bir ağacım şu hastalıktan dolayı inceldi. Kırıldı, baktı, gördü. Şimdi artık ellemiyor. Benim bahçede var bundan. Çok değil, nadir olarak var yani. Sizin de bu şekilde yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Sadece suyu çok vermeyin. Ve yakına vermeyin. Ve en güzeli toprak tansiyometresi kullanın arkadaşlar. Bu yıl Antalya'da montajını yapmıştım. Yine grupta da paylaşmıştım. Oradan da inceleyebilirsiniz. En güzeli arkadaşlar. Hadi sağlıcakla kalın.